Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. AYT konuları anlatmaya devam ediyoruz. Eşitsizlikler videomuzun birincisini çekmiştik. Bugün ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da eşitsizlik sistemlerini anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Değerli arkadaşlar, eşitsizlik sistemi nedir? Birden fazla eşitsizliğin oluşturduğu sistem eşitsizlik sistemidir. Yani bir önceki videomuzda bir tane eşitsizlik çözüyorduk. Küçük sıfır, büyük sıfır, küçük eşit sıfır falan çözüyorduk. Burada iki tane eşitsizlik çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? İki satırlı, üç satırlı tablolarda çözeceğiz. Sıkı durun, çok güzel bakın bunlar. Biraz uzun sürüyor ama sizler de hoşunuza gidecek, seveceksiniz. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi bu birinci eşitsizliğimizin köklerini bulalım arkadaşlar. Bakın bu x çarpı x eksi 3 demektir. Kökleri 0 ve 3'tür. İkinci eşitsizliğimizde x, x, eksi 3'e 2 anlamına geldiği için x eksi 3 çarpı x artı 2 olduğu için değerli arkadaşlar köklerimiz eksi 2 ve 3'tür. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Çift satırlı tablo yapıyoruz arkadaşlar. Sırayla yine köklerimizi yerleştiriyoruz. Eksi 2, 0, 3. Hocam çift katlı değil mi? Değil bakın daha durun. Hoş farklı. İki farklı eşitsizlik o. Bu birinci eşitsizliğin kökleri, bu ikinci eşitsizliğin kökleri. Şimdi birinci eşitsizliğin köklerini belirleyelim. 0 ile 3. Birinci satırımızda 0 ile 3 bizim köklerimiz. Eşitlik olmadığı için de içleri boş çiziyoruz. İkinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 2 ile 3. Orada da köklerimizi belirliyoruz. Bakın birinci satırda eksi 2'ye bir şey yapmadık. Çizgi var ama o bizim kökümüz değil. İkinci satırda da sıfır bizim kökümüz değil. O zaman birinci eşitsizliğin işaretini yerleştirelim. X karenin işareti artı olduğu için sağdan artı ile başlayacağız. Kök görünce işaret değiştireceğiz. Artı, kök gördük, eksi, kök gördük, artı, artı. Niye değiştirmedik hocam? Kök görmedik ki. Orada eksi 2 kök değil birinci satır için. İkinci satıra gelelim. Yine x karemizin işareti artı olduğu için artı ile başlıyoruz. Kök görünce işaret değiştiriyoruz. Kök değil bu. Bu kök işaret değiştirdik. Şimdi tarama kısmına geleceğim. Birinci eşitsizlikte büyüktür dediği için artı olan bölümü tarıyorum. İkinci eşitsizlikte küçüktür dediği için eksi olan bölgeyi tarıyoruz. Neresi iki defa taranmış? Eksi 2 ile 0 arası iki defa tarandığı için çözüm kümemiz eksi 2'ye 0 olmuş olur arkadaşlar. Evet, hocam burada ne sistemi var? İki tane eşitsizlik var arkadaşlar burada. Birincisi x kare artı 2x büyük sıfır eşitsizliği. İkincisi de x kare artı 2x eksi 3 küçük eşit sıfır eşitsizliği. Arkadaşlar sağ tarafı sıfır yapıyorduk hatırlarsın. Üçü sol tarafa atıyoruz. Buradan köklerimiz x ve x artı 2 olduğu için çarpanlarımız köklerimiz 0 ile eksi 2 gelir. Bunun çarpanları da x, x, 3'e eksi 1 olduğundan, x artı 3 çarpı x eksi 1 olduğundan arkadaşlar, köklerimiz eksi 3'e 1 gelir. Haydi şimdi çift satırlı tablomuzu yapalım değerli arkadaşlar. Kökleri küçükten büyüğe doğru yerleştirelim. Eksi 3, eksi 2, 0, 1. Birinci eşitsizliğimiz yani şunun kökleri 0 ile eksi 2 eşitlik de olmadığı için içleri boş bir şekilde belirliyorum. İkinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 3'e 1 fakat eşitlik olduğu için onları eksi 3 ile 1'in içine dolduruyorum. Sıra geldi işarete. Birinci eşitsizliğimiz de x kareli başladığı için artı ile başlıyorum. Kök görünce işaret değiştiriyorum. İkinci eşitsizliğimiz de artı ile başladığı için artı kök görünce işaret değiştiriyorum. Birinci eşitsizliğimizde büyüktür tarayacağım. En zevkli yeri burası. İkincide de küçüktür tarayacağım. Bakın çözüm kümesi şura ve şurası çıktı. Yani eksi 3 kapalı. Dolu çünkü. Eksi 2 açık. Birleşim 0 açık 1 kapalı aralığı olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet burada da bir eşitsizlik sistemimiz var. Bunun köklerini kesili olduğu zaman yukarının kökünü yukarıya aşağının kökünü aşağı yazıyorum. Yukarının kökü yukarı aşağının kökünü aşağı yazıyorum. X kare eksi 4'ü 0'a eşitlediğimiz zaman kökler ne çıkar? Eksi 2 ve 2 çıkar. Tablomuzu buraya yapalım. Yine çift satır iki tane eşitsizlik olduğu için. Köklerimiz eksi 2, 0, küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 1, tüm kökleri yazıyorum buraya. Şimdi birinci eşitsizliğin kökleri neler?
Eksi 2 ile 1 ve dahil değil. Hemen belirliyorum bakın. Eksi 2 ile 1. İkinci eşitsizliğimizin kökleri de eksi 2, 0, 2 onlar da dahil değil. Bakın çift kat muhabbetini burada yapmıyoruz. Yani aynı satırı da çift katsa yapıyor. Yani yukarıda da 2 aşağıda da pardon eksi 2 yukarıda da var aşağıda da var deyince çift katlı olmuyor. Çünkü iki farklı soruyu sanki alt alta koymuş gibi oluyor. İşaret meselesine gelince artının artıya bölüm artı ile başlıyorum. Kök görünce işaret değiştiriyorum. Artının artıya bölüm neye bakıyorduk orada? En yüksek dereceli x'in işaretine bakıyorduk. Burada artının artıya bölüm artı ile başlıyorum. Kök görünce işaret değiştiriyorum. Birinci de büyüktür dediği için büyüktür olan kısmını tarıyorum arkadaşlar. İkinci de küçüktür olan kısmını tarıyorum. Yine çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi 2 birleşim 1-2 aralığı diyor. En büyük negatif tam sayı soruyor. Eksi 2'den küçük olduğu için en büyük negatif tam sayı değerimiz de eksi 3 olmuş oluyor. Evet, mutlak değer. Hatırlayalım TYT'deki mutlak değer konusunu. Böyle bir şey gördüğümüz zaman şöyle yapıyorduk biz hatırlarsanız. X kare eksi 2 x küçük 3 büyük eksi 3 diyorduk. Mutlak değer çizgilerini kaldırıp öbür tarafa atıyorduk. İki tane eşitsizliğimiz var. Birincisi x kare eksi 2 x eksi 3'ü attığımız zaman artı 3 büyük 0 olmuş oluyor. Birincisi bu. İkincisi de x kare eksi 2 x eksi 3 küçük 0 olmuş oluyor. Şimdi birincinin kökleri x x. Burada kök var mı arkadaşlar? Yok. Neden? Çarpanlar ayrılmıyor. O zaman ne yapacağız? Delta'ya bakacağız. Delta'mız neydi? B kare eksi 4 ac. Bir de ne görelim? Negatif çıktı. Kök yok. Oturup ağlıyor muyuz? Hayır. Tabloda her tarafa aynı işareti koydu. Ağlamak yok. İkinci eşitsizliğimizin kökleri de x eksi 3 çarpı x artı 1 olduğu için kökler eksi 1 ve 3. Çift satırlı tablomuzu yapıyoruz değerli arkadaşlar. Köklerimiz de eksi 1 ile 3. Birinci eşitsizliğimizin kökü olmadığı için herhangi bir işaret boş dolu yapmıyoruz. İkinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 1 ile 3 ve eşitlik olmadığı için içi boş. Birinci eşitsizliğimiz x karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başlıyor. Kök görünce değişecekti ama kök yok. İşaret değişmedi. İkincisi de artı ile başlıyor. Artı eksi artı oluyor. Bana birinci de büyüktürü soruyor. Artı olan bölgeyi tarıyorum. İkinci de küçüktürü soruyor. Eksi olan bölgeyi tarıyorum. Çözüm kümemizde eksi 1, 3 aralığı çıkıyor. X doğal sayılarının toplamı da değerli arkadaşlar 3 çıkmış oluyor. Değerli arkadaşlar köklü ifade gördüğünüz zaman şöyle yapacağız. İçini sıfır yapan değerli kök olarak almayacağız. Sakın. Bunu yok kabul edeceğiz. Yok. Yani bizim sorumuz şu. Fakat yok kabul edeceğiz ama kareköklü ifadelerin tanım kümesinden dolayı içinin sıfırdan büyük eşit olması gerektiğinden dolayı bunu da yanına yazıp iki eşitsizliği birden sağlayan x'leri arayacağız. Birinci eşitsizliğimizin köklerine bakalım. Üst tarafta kök yok yazmıyoruz. Alt taraftaki kökler eksi 1'e 2. Artık siz de anladınız. X x eksi 2'ye 1 deyip x eksi 2 çarpı x artı 1'den eksi 1'e 2 çıktı. İkinci eşitsizliğimizin kökleri x kare eşittir 4'ten eksi 2'ye 2 çıktı. Çift satırlımız tablomuzu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Köklerimiz eksi 2, eksi 1, 2. Birinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 1'e 2. İçi dolu mu boş mu eşitlik var dolu dememiz lazımdı ama paydanın kökleri olduğu için içleri boş çizmiş oluyoruz. İkinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 2, 2 ve eşitlik olduğu için içlerini dolu belirtiyoruz. Birinci eşitsizliğimizin işareti x karenin katsayısı artı olduğu için sağdan artı ile başlayacak işaret değiştirecek. İkinci eşitsizliğimizin işareti yine artı olduğu için sağdan artı ile başlayacak kök görünce işaret. Birinci de küçüktürü sorduğu için eksi olan bölgeyi. İkinci de büyüktürü sorduğu için artı olan bölgeyi tarayacağız. Ortak taranan bölge olmadığı için çözüm kümesi nedir diyeceğiz arkadaşlar? Boş kümedir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet gelelim bu soru tipine. Arkadaşlar eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir kere kökün içerisi negatif olamayacağı için x'in içten 3'ten büyük ya da eşit olduğu belli. O zaman bu aynen çıkar arkadaşlar. Şimdi ama şunu unutmayalım. İleride lazım olabilir. Bu zorunlu. Her iki tarafın da pozitif olduğunu bildiğim için, çünkü x'in 3'ten büyük eşit olduğunu biliyorum. Her iki tarafın karesini alabilirim. Pozitif olduğunu bildiğim için. Sol taraf şöyle,
sağ tarafta böyle çıkar. Hepsini sol tarafa atarsam buradan eşitsizlik tablosu yapacağım. Xx eksi 3'e eksi 4 kökler x eksi 3 çarpı x eksi 4'ten 3 ve 4 çıktı. Ve dahiller arkadaşlar. İşareti artı artı ile başlıyorum. Küçük türü sorduğu için de 3 ile 4 arası diyorum. İşte bu çözüm kümesi 3 ile 4 arası derken şuna dikkat ediyorum. Sağlıyor. Sorun yok. O zaman x tam sayılarının toplamı 3 artı 4'ten 7 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bakın sol taraf bir şey görmeniz gerekiyor da. Kökün içerisi x eksi 4'ün karesidir. Birincinin karesi 2 çarpı birinci falan filan. Dışarıya mutlak değer x eksi 4 olarak çıkar. Yani bizim sorumuz şöyle olmuş oldu. Hadi her iki tarafın karesini alalım. Yok, öyle bir şey yapma şansımız yok. Ne yapacağız peki? İşte burada mutlak değerden dışarı bir aynı bir eksili çıkartacağız. Fakat arkadaşlar mutlak değerden dışarı çıkartırken bodoslama çıkartmayacağız. Şöyle çıkartacağız. X 4'ten büyük eşitken ne oluyor çıkaracağız. X 4'ten küçükken ne oluyor çıkaracağız. 4'ten büyük eşitken içerisi pozitiftir aynen çıkar. X'ler gider. Eksi 4 büyük eksi 2 doğru bir şey mi? Yanlış bir şey. O zaman buradan bir şey gelmez. X 4'ten büyük eşit olamıyormuş. 4'ten küçük olsun bakalım. Eksi alarak çıkar. Eksi 2'yi sol tarafa eksi 2'yi sağ tarafa atıp her tarafı 2'ye böldüğümüzde x küçük 3 çıktı. Bu ikisinin kesişimi de yani 4'ten küçük kabul ederek başladık. 3'ten küçük çıktıysa o zaman çözüm kümemiz bu. Fakat kaç farklı x doğal sayısı vardır dediği için 1 ve 2 olabileceği için 2 farklı x doğal sayısı vardır dedik. Yani bu iki soruda mutlak değerli olursa ne yapacağız? Bunları anlatmaya çalıştık arkadaşlar size. Bir önceki videomuzda da şundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Mutlak değer tek başına çarpım ya da bölüm durumundaysa tabii sağ taraf sıfırken onu biz tek kat, çift katlı kök olarak aldığımızı önceki videomuzda söyledik. Ne demek tarama meselesi? Yani mesela üst tarafını tarayacağız, alt tarafını tarayacağız, parabolün neresini tarayacağız? Bunları da çok basit bir dille anlatalım size. Arkadaşlar y'ye bakacaksınız. Y'yi yalnız bırakacaksınız. Y küçüktür diyorsa parabol ister kollar yukarı doğru olsun ister aşağı doğru olsun parabolün alt tarafı taranır. Y büyüktür diyorsa üst tarafı taranır. İç ya da dıştansa, iç dış diye ezberlemeyin. Küçükse alt taraf, büyükse üst taraf taranır. Peki küçük eşitlikle eşitlik olup olmaması ne alaka peki arkadaşlar? Eşitlik yoksa parabolün kendisini kesik kesik tararsınız. Eşitlik varsa kendisini de tararsınız. O zaman küçüktür diyorsa alt taraf, büyüktür diyorsa üst taraf demektir. Eşitlik de parabolün kendisini ifade eder. Bakın bu eşitsizlik sisteminin grafiğini çizelim. Nasıl çizeceğiz? Önce şunu çizelim. Parabolü anlattık. Y eşittir x kare eksi 1 parabolü çizeceğiz ve tarayacağız. Burada da y eşittir 4 eksi x kare parabolü çizeceğiz ve tarayacağız. Arkadaşlar y eşittir x kare eksi 1 parabolü nasıl çiziliyordu? X kare parabolünü bir birim aşağı öteliyorduk. Burada da eşitlik olduğu için parabolün kendisini çiziyorum. 1 eksi 1 eksi 1. Büyük eşittir dediği için de onu taramayı birazdan yapalım. Öbür parabolümüzü de çizelim. Eksi x kare artı 4 parabolü de eksi x kare parabolünün 4 birim yukarı kaydırılmış halidir. Ötelenmiş halidir. Şurası 4. 2 eksi 2. Yalnız onu kesik kesik çizmemiz gerekiyordu. Çünkü arkadaşlar eşitlik yok. Bunu kesik kesik çiziyoruz. Şimdi tarama meselesine geliyoruz şimdi. Birinci parabolün üst tarafını tarıyoruz. Şöyle. Öbürü de küçüktür dediği için alt tarafı tarayacağım. Arkadaşlar iki defa taranan bölge, çapraz olan bölge bizim eşitsizlik sistemimizin çözüm kümesinin olduğu bölgedir değerli arkadaşlar. Bakın bir ÖSYM sorusu. Bu sefer taranmış verilmiş. Bunların sistemi hangisini bize tersten soruyor. Şekle baktığımız zaman parabol, kollar aşağı doğru olan bir parabol ve alt taraf taranmış. O zaman biz y küçük eşittir eksi x kareli bir şey arıyoruz. Şıklardan eleyeceğiz. Yani milimetrik çözmenize gerek yok. Bakın A şıkkı y küçük eşit x kare eksi 2x diyor. Eledik. B şıkkı y büyük eşit x kare eksi 2x diyor. Eledik. C şıkkı y küçük eşit x kare eksi 4x diyor. Eledik. D şıkkı y küçük eşit eksi x kare artı 4x diyor. Olur. E şıkkı da zaten aynısını diyor. Olur. Peki doğru kısmına bakalım şimdi. Bu doğruda da arkadaşlar üst taraf tarandığı için
y büyük eşit olacak. Yani y yalnız bıraktığımızda büyük eşit olacak. Bakın Denizli şıkkına baktığınızda y yalnız bırakmak olduğunda 2y küçük eşittir x eksi 4 oldu. Yani y küçük eşittir x eksi 4 bölü 2 oldu. Olmaz. E şıkkına bakarsanız büyük eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla cevap E şıkkı olacak. Yani doğrunun üst tarafı taranmış, y büyük eşit olması lazım. Parabolün alt tarafı taranmış, parabol de küçük eşit olması lazım. Bu şekilde çözersiniz pratik olarak. Şöyle anlatanlar da var. Nokta deniyorsunuz, işte sağlıyorsa o bölgede, sağlamıyorsa öbür bölgede, hiç gerek yok arkadaşlar. Y küçüktür diyorsa alt taraf büyüktür diyorsa üst taraf taranır. Şimdi arkadaşlar bir de grafik üzerinde karşımıza fonksiyonlar çıkabiliyor. Soru üzerinde anlatalım, burada olduğu gibi. Ve bunlarla ilgili eşitsizlik sorunları olabiliyor. Bunları da şöyle yapıyoruz değerli arkadaşlar. Aynen bildiğimiz gibi biz böyle bir soru gördüğümüzde nasıl kök bulup işaret falan bakıyorsak burada da öyle. Bakalım şimdi. Bunun kökü 3. Fx'in kökü ne peki arkadaşlar? Fx fonksiyonunda x ekseni kesen noktalardır. Fx fonksiyonu x ekseni kesen noktalar neler? Eksi 1 ile 1. X eksenine teğet olursa çift kat kök alıyoruz. Alt tarafın köklerine bakalım. G'nin kökleri de g fonksiyonunda x ekseni kesen noktalar eksi 2'ye 1. Bunlar aynı eşitsizlik içerisinde olduğu için tek küme halinde yazdık. Sistem falan değil bu. Bir tane eşitsizlik var. Dolayısıyla 1 ne oldu arkadaşlar? Çift katlı kök oldu. Eksi 2, eksi 1, 1, 3. Şimdi dahil mi değil mi? Hiçbiri dahil değil. Eşitlik yok çünkü. Sıra geldi işaret meselesine. Çok dikkat, dikkatli dinleyelim. Birinci çarpanımızın işareti eksi. Neden hocam? X'in işaretine bakıyoruz. X kare varsa x karenin, yoksa x'in katsayısının işareti. İkinci fx'in işaretine. Fx ne hocam? İşareti grafiğe bakıyoruz. Grafiğin en sağ tarafı yukarıdaysa işareti artıdır. Bakın g'nin sağ tarafı aşağıda, g'nin işareti eksi. Burası da artı olmuş oluyor. Sağdan artıyla başlıyoruz. Evet, küçüktürü sorduğu için de eksi olan bölgeye biz alıyoruz. Çözüm kümesini sormamış ama biz yine de yazalım çözüm kümesini. Eksi 1, 1, birleşim, 1, 3 arası. Sağlayan doğal sayıların toplamını soruyor. Birinci aralıkta doğal sayı yok arkadaşlar bunu sağlayan. Bu arada bir tane 0 var. Bu arada da 2 var. 0 ile 2'nin toplamı da 2 olmuş olur değerli arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Aynı mantıkla şimdi bakın kökleri bulacağız. Fx'in köklerini yazalım. Fx kırmızı olan parabol. X eksini kestiği noktalara bakıyorum. Eksi 2'de teğet, çift kat kök. 2'de kesmiş ve 3'te kesmiş. G'nin köklerine bakalım. G ne yapmış? Eksi 3'te kesmiş, 2'de kesmiş. 2 ne oldu? Çift kat oldu. Eksi 2 de zaten çifti. Eksi 3, eksi 2 çift kat, 2 çift kat, 3 normal. Eşitlik olmadığı için içleri boş çiziyoruz arkadaşlar. İşarete gelince, F'in işareti, F üst tarafa bakıyor artı, G alt tarafta eksi. Eksi ile başlıyorum. Çift kat kökte değiştirmiyorum. Bu şekilde çizdim. Bana büyük sıfırı soruyor. Artı olan bölgeyi soruyor. Şöyle yazabilirim. Eksi 3 ile 3 aralığından eksi 2 ve 2'yi çıkartabilirim. Değerli arkadaşlar. ÖSYM sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Burada bakın. H, F ve G fonksiyonlarımız var. İki tane eşitsizliğimiz var. İki tane eşitsizlik olunca sistem oluyordu. Birinci eşitsizliğin köklerini, ikinci eşitsizliğin köklerini ayrı ayrı bulup çift satırı tablo yapıyoruz. Çok güzel bir soruyla bitiriyoruz bakın konuyu. Birinci eşitsizliğimizde fx'in kökleri fx'te x eksenini kesen noktalar eksi 2'ye 2. G'nin köklerine gelelim. G'de x eksenini kesen noktalar eksi 1'e 1. Aşağıya gelelim. G'dekiler eksi 1'e 1. H'inki de x ekseni kesen nokta 0. Teğet, meğet durumu yok. Çift satırlı tablomuzu çizelim. Kökleri yerleştirelim. Eksi 2 var. Küçükten büyüğe doğru yerleştiriyorum. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. Ve 2 var arkadaşlar. Birinci eşitsizlikte hiçbirinde eşitlik olmadığı için zaten içi boş olacak. Çift kat kök yok birinci satırda. Eksi 2 kökümüz, eksi 1, 1 ve 2 bizim köklerimiz. İkinci satırda da eksi 1, 0, 1 köklerimiz arkadaşlar. İşarete gelelim.
Birinci eşitsizlikte bakın. F'in işareti. F en sağ tarafta yukarı gittiği için pozitif. G aşağı gittiği için negatif. İşaret eksi. G'ninki eksi. H da yukarıda. H'ınki artı. Bu da eksiyle başlayacak. Eksiyle başlayıp kök gördükçe işaret değiştireceğiz. Eksiyle başlayacağız. Kök gördükçe işaret değiştireceğiz. Birincide büyüktür olan kısmı tarıyoruz. İkincide küçüktür olan kısmı tarıyoruz. Çözüm kümemiz 1 ile 2 arası çıkmış oluyor. Yani C şık olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar eşitsizlikler konusunu bitirmiş olduk. Eşitsizlikler konusu soru kaçmayacak bir konudur. Bol bol soru çözün. Pekiştirin, eşitsizliği paketleyin arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Logaritmaya başlıyoruz. Esen kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.